Ledun ilminin herkes tarafından merak edildiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu ilim kimlere bahşedilmiştir? Kur'an'da yeri var mıdır? Kimler öğrenebilir veya uygulayabilir? Sonuçları nelerdir? Tarihe damgasını vurmuş leduniler var mıdır? Ve özellikle ledun ilminin gizemleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını bu videoda ele alacağız ve umarım ki bunu merak edenler için başlangıç seviyesinde iyi bir kaynak olması için tüm araştırmalarımı toparlayarak sizlerle paylaşıyorum değerli arkadaşlar. Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona nezdimizden bir rahmet vermiş ve ledunimizden bir ilim öğretmiştik. Kehf suresi 65. Yüce Allah Hazreti Süleyman gibi Hazreti Davud'a da birçok üstün ilim vermiştir. Hazreti Süleyman'ın babası olan Hazreti Davud, Allah'ın kendisine lütfettiği tüm gücü ve ilmi, Allah'ın emri olan İslam ahlakını en güzel şekilde tebliğ etmek ve bu yolla din ahlakını yaymak için kullanmıştır. Hazreti Süleyman'a lütfedilmiş olan kuşların konuşma dili Hazreti Davud'a da öğretilmiştir. Nem suresi 16. Bu ilmin yanı sıra Hazreti Davud kendisine verilen anlatım çarpıcılığı vesilesiyle tebliğ süresince Allah'ın izniyle en kıymetli konuşma üslubunu kullanmıştır. Hazreti Davud'a verilen bu ilim Kur'an'da şöyle bildiriliyor. Andolsun biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar, onunla birlikte beni tesbih edip yankıyla ses verin dedik. Ve kuşlara da aynısını emrettik ve ona demiri yumuşattık. Geniş zırhlar yap, onları düzenli bir biçime sok ve hepiniz salih ameller yapın. Gerçekten ben sizin yaptıklarınızı görenim diye vahyettik. Sebe suresi 10-11. Onun mülkünü güçlendirmiştik. Ona hikmet ve anlatım çarpıcılığını vermiştik. Sad suresi 20. Hazreti Hızır'a lütfedilen ilim. Allah'ın Kur'an'da ilim sahibi olarak bildirdiği Hazreti Hızır, tabi bu arada Kur'an'da bu isim geçmemekte ancak hadislerde bu kişinin Hazreti Hızır olduğu bildiriliyor. İlmi Ledün adı verilen ilim sahibi kutlu bir şahıstır. Allah'ın seçtiği kişilere vermiş olduğu özel bir ilim olan İlmi Ledün, bir başka deyişle İlmi Batın sahibi kişiler, Allah'ın verdiği ilhamla gaybın bilgisine sahip olan özel kişilerdir. Rabbimizin takdir ettiği kadarıyla olayların gidişatını ve gelecekteki sonuçlarını önceden bilir. Buna göre hareket ederler. Konuyla ilgili bir ayet şu şekildedir. Derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. Kehf suresi 65. Allah Hazreti Hızır'a kendi katından üstün bir ilim vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'la buluştuğu, kendisiyle beraber bir yolculuğa çıktığı ve Rabbimizin Hazreti Hızır'a vahyettiği ilimden faydalanmak istediği de detaylı olarak bildirilmiştir. Kehf suresi 66'da. Hazreti Hızır, Hazreti Musa ile yolculuğa çıkmayı kabul ettikten sonra Hazreti Musa'nın eğitimine vesile olacak birkaç olay yaşanmıştır. Hazreti Musa, Hazreti Hızır'ın sahip olduğu ilmi bilmemesi sebebiyle Hazreti Hızır'ın ilk anda hatalı ve garip gibi görünen bazı davranışlarını yadırgayarak ona bunların sebeplerini sormuş ve bazı yorumlarda bulunmuştur. Fakat ayrılacakları vakit Hazreti Hızır'dan yaptıklarının asıl sebeplerini öğrenince Hazreti Hızır'ın bunları belirli hikmetlere yönelik olarak yaptığını anlamıştır. Kehf suresi 78-82'de anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hızır'ın bu yolculuk sırasındaki davranışlarından biri şöyle bildiriliyor. Böylece ikisi yola koyuldu. Nitekim bir gemiye binince o gemiyi deliverdi. Musa dedi ki, içindekilerini batırmak için mi onu deldin? Andolsun sen şaşırtıcı bir iş yaptın. Kehf suresi 71. Bu olayda Hazreti Hızır bir gemiyi delmiştir ancak bu gemiyi delmesinin çok önemli birkaç nedeni vardır. Kur'an'da Hazreti Hızır'ın bu davranışının sebebi de açıklanıyor. Gemi denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü ileride her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı. Kehf suresi 79. Hazreti Hızır'ın bu davranışının hikmetlerini açıklamadan önce onun merhametli karakteri üzerinde durmak gerekiyor. Hazreti Hızır hemen yoksulların yardımına koşmuş, onların sıkıntı içine düşmelerini, zorba kişilerden zulüm görmelerini engellemek istemiştir. Bu hareketi onun yoksul ve ihtiyaç içinde olanlara karşı şefkatli ve merhametli karakterini ortaya koymaktı.
Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatları Hazreti Hızır üzerinde yoğun bir şekilde tecelli ediyor. Bu, müminleri inkarcılardan ayıran üstün bir özelliktir. Hazreti Hızır'ın gemiyi delişinde de çok büyük bir akıl, feraset, basiret ve ileri görüşlülük hemen dikkati çekiyor. Çünkü gemiyi makul ölçülerde ve tekrar tamir edildiğinde kolayca kullanılabilecek şekilde tahrip etmiştir. Böylece gemiyi gören kişi kusurlu zannedecek ve el koymaktan vazgeçecektir. Ancak zorba kişilerin mallarını gasp etme tehlikesi ortadan kalktıktan sonra gemi sahipleri gemiyi kolaylıkla yeniden tamir edip kullanılabilecek hale getireceklerdir. Yolculukları sırasında bunun gibi hikmetli birkaç olay daha yaşayan Hazreti Musa, Hızır'la buluşmasında Allah'ın izniyle çok önemli ve hikmetli bir eğitim almış, Hazreti Hızır'ın üstün ve güçlü olan Yüce Rabbimizin dilemesiyle bazı gayb bilgilerine sahip özel bir insan olduğuna şahitlik etmiştir. Tüm bunların yanı sıra hadislerde, İslam alimlerinin çeşitli açıklamalarında ve İslam tarihi kaynaklarında Hazreti Hızır'ın dönem dönem peygamberleri ve Allah'ın salih kullarına yardımcı ve destekçi olduğuna yönelik bazı bilgiler de yer alıyor. Hazreti Süleyman'a verilen ilimler. Allah'ın ilim verdiği peygamberlerden biri Hazreti Süleyman'dır. Hazreti Süleyman'a verilen ilimler arasında rüzgarların emrine verilmesi, cinleri ve şeytanları kontrol edebilmesi, karıncaların konuşmalarını anlaması, kuş dilini bilmesi gibi pek çoğu daha önce kimseye nasip olmayan üstün ilimler bulunmakta. Allah rüzgarı Hazreti Süleyman'ın emrine vermiş ve çeşitli işlerinde bir araç olarak kullanmasına imkan sağlamıştır. Süleyman için de fırtına biçiminde esen rüzgara boyun eğdirdik ki kendi emriyle içinde bereketler kıldığımız yere akıp giderdi. Biz her şeyi bilenleriz. Enbiya Suresi 81. Kuşların Hazreti Süleyman'ın hizmetine verilmiş olması ve kendisine kuşların konuşma dilinin öğretildiği ise ayetlerde şöyle haber veriliyor. Süleyman Hazreti Davud'a mirasçı oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize kuşların konuşma dili öğretildi ve bize her şeyden bol bir nimet verildi. Gerçekten bu apaçık bir üstünlüktür." Süleyman'a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Neml Suresi 16-17. Kuşların diğer insanların duyamadığı özel bir dalga boyunda kendilerine has bir konuşmaları vardır. Hazreti Süleyman'a bu özel frekanstaki konuşmayı anlayabilecek bir ilim verilmiştir. Bu sebepler dahilinde teknolojik bir imkanla da olmuş olabilir. Hazreti Süleyman kuşların bu farklı frekanslardaki sesli iletişimini anlaması sayesinde onlara çeşitli emirler vermiş. Kuşlar da onun bu emirlerini yerine getirmiş olabilirler. En doğrusunu Allah bilir. Hazreti Süleyman kuşları kimi zaman haber taşımada, kimi zaman da istihbarat toplamada kullanmış ve bu şekilde çok önemli sonuçlar elde etmiştir. Bu ilim onun diğer ülkelerle iletişimini kolaylaştırmış, çok zor ulaşılabilecek bölgelere rahatlıkla ulaşmasına imkan vermiştir. Allah'ın Hazreti Süleyman'a lütfettiği bir diğer nimet de bir takım şeytan ve cinleri onun hizmetine vermesidir. Hazreti Süleyman emrine verilen cin ve şeytanları ordusunda, sanatsal çalışmalarında ve inşa faaliyetlerinde türlü görevler vererek kullanmıştır. Onun eli altında Rabbinin izniyle iş gören bir kısım cinler vardı. Sebe Suresi 12. Onun için denizde dalgıçlık yapan ve bundan başka işler de gören şeytanlardan kimseleri de emrine verdik. Enbiya Suresi 82. Hazreti Süleyman bu dalgıç şeytanları çok farklı görevlerde hizmetinde kullanmış olabilir. Şeytanlar istihbarat ya da askeri amaçlı görevler almış olabilecekleri gibi bilimsel görevler de yapmış olabilirler. Örneğin Hazreti Süleyman onları deniz altındaki zenginliklerinden işlenerek insanların hizmetine sokulması için gerekli araştırmaların yapılması gibi görevlerde kullanmış olabilir. Hazreti Süleyman'ın emrine şeytanların verilmesi ona Allah'tan çok büyük bir lütuftur. Çünkü Allah şeytanı imtihan ortamının bir parçası olarak yaratmış ve ona bu amaç doğrultusunda geçici bir süre için çeşitli imkanlar ve özellikler vermiştir. Bu şekilde çeşitli bilgilere sahip olan bir varlığı emrinde bulundurmak, Hazreti Süleyman'a hem diğer ülkelerle olan ilişkilerinde hem de kendi ülkesini yönlendirmesinde çok büyük kolaylıklar sağlamış olabilir.
Allah Hazreti Süleyman'a büyük bir saltanat, benzeri görülmemiş bir zenginlik vermiş. Üstün ilimlerle onu desteklemiştir. Hazreti Süleyman da kendisine verilen zenginlik ve bu ilimler vesilesiyle büyük bir ordu ve güçlü bir devlet kurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden Hazreti Süleyman'ın devletinin o dönemde yeryüzündeki en güçlü devlet olduğu anlaşılıyor. Konuyla ilgili önemli bir eleştiri bulunuyor. Ledün ilmi öğrenilen ve öğretilebilen bir ilim değildir. Sadece kendi seçtiği dostlarına, örneğin Hazreti Hızır'a olduğu gibi bahşedilen bir hediyedir. Bu ilim 72 derecedir. İlk derecesinden olan, bir ağaca bakınca yapraklarının sayısını, bir denize bakmakla damlalarının adedini, bir çöle bakınca da kumların sayısını bilir. İlmi ledün, kimi web sitelerinde yazıldığı gibi belirli dualarla istenilebilecek, sahip olunabilecek bir ilim değildir. Bu ilme sahip olan belki sahip olduğunu da bilemeyebilir. Duayla Allah'tan istemekle ele geçmez. Çünkü zaten kendisi bir hediyedir. İstekle verilmez, istenilene verilir. Bu anlatıma şöyle bir eleştiri veriliyor. Ledun bir ilimdir ve ilim isteyene verilir. Öğrenme yöntemi ise vardır fakat uygulaması zordur. En azından bana göre. Öğrenme yöntemini sorarsanız bulmak 3 yılımı aldı. Sizinle paylaşmak isterim. Öncelikle bu ilmi bilen Hızır Aleyhisselam'ın geçtiği 18. surenin 65. ayetinde açıkça Hızır'dan bahsedilmez. Onun yerine abidden türemiş bir isim kullanılır. Bu ismin kelime anlamına bakıldığında ibadet aşkıyla yanan kişi anlamına geliyor. Böyle bir aşkı ancak Allah'a olan hayranlık kişiye getirir. Allah'a hayran olmaksa ancak Allah'ı tanımakla mümkündür. Peki kişi Allah'ı tanıyınca sadece hayran mı olur? Hayır, basireti artar. Örneğin bir yaprak bile Allah'ın takdiriyle kıpırdıyorsa her işte Allah'ın bir takdiri ve izni vardır. Kısacası her şey Allah'tan gelmedir. Allah da zulüm etmeyeceğine göre hiçbir işte zulüm yok, hak var demektir. Bunu anlamayan gafil insanda hayat adil değil diye söylenir durur. Yani Allah'ı tanımaya çalışıp onun isimleri ardındaki inceliği görmekle ledün ilmi bulunur. O inceliği görmekse ancak basiretle mümkündür. Öyleyse kişi basireti kadar ledün ilmine sahiptir. Ledün ilmini öğrenmek isteyenler basiretini nasıl arttırabileceğini araştırsınlar. Zira basiret artarsa ledün ilmi kendiliğinden gelecektir. Bu eleştiri ve açıklamaya şöyle bir cevap mümkündür. Özetle ledünni ilim, kafa çalıştırmakla elde edilmeyip Allah tarafından sırf Allah vergisi olan bir mukaddes kuvvetin tecellisidir. Etkiden etki yapana, duygudan varlığa giden bir ilim değil. Etki yapandan etkiye, varlıktan duyguya gelen birinci derecede bir ilimdir. Nefsin ola gelene geçişi değil, ola gelenin nefisle meydana çıkmasıdır. Doğrudan doğruya bir keşiftir. Fakat ledünni deyimi bunun özellikle Allah'ın sırlarına ait olanından daha fazla deyim olmuştur. Türkçede bir işin ledünniyatı demek iç yüzündeki gizli incelikleri ve sırları manasında kullanıldığı herkesçe bilinir. Bu kıssada ilim için araştırmakla yapmak ve yolculuğa çıkmaya bir teşvik delili ve bununla birlikte ledünni ilmin çaba harcamak ve istenilmekle kazanılmasının mümkün olmadığını anlatmak vardır. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Cilt 5, Sayfa 372. İfademde kendi yorumumu değil, İslam alimlerinin bu konuya bakışını kaynak olarak aldım. Evet, ledünni ilim, fen ilimleri ya da diğer dünyasal ilimler gibi okulda kitaplarda, hele de İslam hakkındaki onlarca yalan ve yanlışın bulunduğu internet aleminde öğrenilmez. Daha doğrusu kendi çaba ve gayretinizle öğrenilmez. Çünkü ilmi ledün bir hediyedir. Allah'ın her dönemde ve sadece bazı kullarına, örneğin Hazreti Hızır gibi, bahşettiği bir armağandır. Bir hediye olması dolayısıyladır ki hediye edilecek şey hediye edenden, yani ondan istenilmez. İlmi ledün herkesin taşıyabileceği, kaldırabileceği bir ilim değildir. Allah'la kul arasındaki vahiden öte bir bilgi aktarımıdır. Şüphe yok ki bütün peygamberlerin ilmi Allah tarafından vahiy ve öğretmek itibariyle ledünni, yani Allah katındandır. Fakat buradaki dikkate değer bir husus şudur ki ve kendisine tarafımızdan ilim öğrettik.
kaydıyla Hızır'a öğretilmiş olan ilim Hazreti Musa'nın dolayısıyla da diğer peygamberlerin ilminden bambaşka bir ilim. Yani Allah tarafından öğretilen ilimlerden özel bir ilim olduğu anlatılmıştır. Ki ayetteki kıssalar karinesi yani ipucuyla tefsir bilginleri bunu gaybler ilmi ve gizli ilimlerin sırları diye tefsir etmişlerdir. Diğer bir ifadeyle demişlerdir ki Hazreti Musa'nın ilmi şerri hükümleri bilmek ve dış görünüşe göre fetva vermekti. Hızır'ın ilmi ise işlerin iç yüzünü bilmekti. Sahih-i Buhari'de rivayet edilmiştir ki Hızır şöyle demiş: "Ey Musa, ben Allah'ın ilminden bana öğrettiği bir ilim üzerindeyim ki sen onu bilmezsin. Sen de Allah'ın ilminden sana öğrettiği bir ilim üzerindesin ki ben de onu bilmem." Bu şekilde ilmi ledünni yani Allah bilgisi deyimi bu özel ilimde en özel manayla terim olmuştur ki buna hakikat ilmi ve batın yani gözle görülmeyen şeyler ilmi de denilmiş. Tasavvufçular bu kıssaya bir delil olarak tutulmuştur. Anlatılan söz konusu ifadeyi yine tekrarlıyorum. İlmi ledün kimi web sitelerinde yazıldığı gibi belirli dualarla istenilecek, sahip olunacak bir ilim değildir. Bu ilme sahip olan belki sahip olduğunu da bilmez. Duayla Allah'tan istemekle ele geçmez. Çünkü zaten kendisi bir hediyedir. İstekle verilmez, istenilene verilir. Allah'a kulluk etmekle, ihlasla ondan korkmakla elbette kullarına çeşitli mertebeler verilir. Bu mertebelerde herhalde ki maksat Allah'ın rızası olmalıdır. Maksat sadece Allah'ın rızası olmadığında vasıl olunmak istenen bu mertebeler nefsin yani benliğin istekleri için istendiğinde sadece nefsi olma amellerini güzel gösterir ve kul o nefsin aldattığı yolun peşinden gider. Örneğin en basitinden geceleri Allah korkusuyla ve tam bir ihlasla namaz kılan bir Müslümanın alnında bir namaz nuru müşahede edilir ve bu herkesçe Müslüman olmayanlarda bile fark edilir. İşte bu noktada nefis devreye girer ve der ki bak alnında namazın nuru oluştu. Artık sen Allah'ın takdir ettiği, beğendiği, razı olduğu bir kulsun. Bu nuru arttırmak için daha çok namaz kıl. Nefsin bu isteği ve aldatmacası elbette ki görünüşte insanı namaza teşvik eden bir yol gibi görünüyor. Ama onun meşhur tuzağıdır ki artık kul tüm namazlarını eskiden olduğu gibi sadece Allah rızası ve sadece Allah korkusu için değil, nefsi için, alnındaki o nurun artması için kılar ve bu yolda ilerledikçe de nefsi ona amellerini güzel gösterir. İnsanlara karşı böbürlenir, hatta o dereceye gelenler olur ki odasına bir ayna koyup her namazdan sonra alnına bakar. "Derecem ne?" diye. Aynada kendini seyreder. Ramazan'da oruç tutarken oruç yiyen diğerlerine bakıp onları küçümser. Namazlarını evvelce evinde gizli gizli odasında kılarken camiye ilk varan kişi olmaya, ibadetlerini halka beğendirmeye çalışır ve gün olur ki kalbindeki imanda an be an söner. Nefsin bu tuzaklarına düşmeyen kulsa bu gibi sürçme taşı olan şeylere düşmez. Ne dereceye mertebeye ulaşsa da der ki Allah'ım. Dünyadaki en aciz, en değersiz, en hor kulum. Başkalarını küçük görüp nefsini yüceltmek yerine onlara şefkat eder ve kendi nefsini ise yerden yere vurur. Allah'a ibadet eden bir kul samimiyeti ve tek maksudun Allah rızası olduğu bilincine sahip olduğu sürece kendisine hikmet ve furkan verilir. Ama bu ilmi ledün değildir ve ilmi ledünle karşılaştırılmamalıdır da. Bu furkanla yani Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi şeytandan ya da cinden ya da insten bir vesvese değdiği zaman Allah'ın izniyle o vesvese anında zahil olur. Kimi zaman unuttuğu bir ayeti, ilmi bir eserin bir paragrafını ya da özel bir manayı furkanla kalbe hissettirir, kalbe doğurur. Dikkat edilecek başka bir hususta internetteki kimi web sitelerinde, çeşitli forumlarda hatta en İslami sitelerde bile ilmi ledün öğrenme duası, Hazreti Hızır'ı çağırma duası, melekleri çağırma duası gibi kulağa hoş gelen ama özünde son derece zararlı olan cin çağırma formülünden başka bir şey olmayan dualar deyim yerinde ise cirit atıyor. Elbette bu duaları zararlı bir formül gibi değil de sanki İslam'da bulunan ve çok faydalı bir dua gibi insanları yanıltan kişilerin amacı bu kişilere zarar vermek. İnsanları kendileri gibi cinlerin oyuncağı haline getirip insanları kendi bataklıklarına çekmektir. İnsanlarımızın bu konuda çok dikkatli olması ve başkalarını da
bu konuda uyarması gerekiyor ve bu görev kendileri için de aileleri için de oldukça önemlidir. Ladikli Ahmet Ağa. Gayb göz önünde olmayan alamet ve emare ile bilinemeyen, hakkında delil bulunmayan, gizli olan manalarının yanında his ve aklın ötesinde kalan, insan tarafından kavranamayan ve manevi alem anlamlarında açıklanır. Bir de gayb erenleri vardır ki Allah'ın kudretinden ikrama layık görülmüş bu kişiler özel bir ordu disipliniyle hareket ederler. Anadolu kültüründe adları Çalıklı Erkan-ı Harp'tir. Bu Çarıklı Erkan-ı Harp'in kurucusu ve başkumandanı Hazreti Hızır aleyhisselamdır. Hızır gibi yetişmek deyimi halk kültürümüzde önemli bir deyimdir. Çok sıkıntılı bir zamanımızda geliveren, sıkışık, darlık zamanlarında yardımda bulunan insanlar için bu nitelemeyi kullanırız. Deyimin aslıysa tabii yine Hazreti Hızır'ın misyonuna dayanıyor. Esrar ilminin başkumandanı Hızır. Biz Hazreti Hızır'ı Kur'an'daki ayetlerden tanıyoruz. Bu ilmin sırrı da çilingiri de Kehf suresinde 60 ve 82. ayetlerde anlatılan Hazreti Musa ve Hızır arasında geçen seyahat sonrasında yaşananlar bu ilmi, ilmi ledun, ilmi batın, havasül havas tarif eder. Bu ilmi yaşatan Hazreti Hızır bu ilmin adamlarının görevini ve mahiyetini bizlere açıklamaya kafidir. Ledun ilmi su gibi akar gönüle. Bu ilmin lütfettiği kişiler muratlardır. Yani bir irşat edicinin talebesi olmakla bu ilim elde edilemez. Alim olmak, mürşid olmak ayrı bir sanat. Mürid Allah'ı arayan, bulan kişidir. Muratsa Cenab-ı Mevla'nın bulduğu, seçtiği mürid ifadesine bağlı olarak gevşek davranabilir. Yapamayacağım diyebilir ancak muradın böyle bir hakkı yoktur. Çünkü vazifelendirme padişahtan geliyor, reddedilemez. Son derece zahir ve batın ilimlerde yüksek derece yetişmiş birisi bu ilmin mümessili olduğu gibi hiç okumamış hatta birkaç surenin dışında sure bilmeyen insanlar bile bu gayb ordusunun neferi olarak vazifelendirilebilir. Yani Muhiddin-i Arabi gibi bir ilim zirvesi yanında az sonra diyeceğimiz Ladikli Ahmet Ağa gibi bir ümmi zat-ı muhterem de olabilir. Bu lütuf sahibinin tasarrufu cevahirini yaratanı bilir. Bu ilim çoğunlukla tanımadığınız bir pir-i faninin sekerat halindeyken size içirdiği bir tas suyla bazen de yedirdiği herhangi bir yiyecekle açığa çıkar. Nitekim Ladikli Ahmet Ağa da 1. Dünya Savaşı'nda kanal harekatı sırasında vurulup öldü diye bırakıldığı bir sırada bir atlı tarafından su içirilerek tayyi mekan yaptırılır. Bu suyu içtikten sonra gelenin rüyada mı, yaşadığınız hayatta mı olduğunu analiz etmeniz ne kadar zamanınızı alıyorsa, içtiğiniz suyun su mu, başka bir şey mi, somut mu, soyut mu olduğunu da anlamanız o kadar vaktinizi alacaktır. Ancak susuzluktan çatladığınız bir anda suya kandığınızı bilmeniz işin bu mahiyetini daha da fazla kurcalamanıza gerek olmadığını cevaplamanıza yetecektir. Size verilen şeyle bu ilim verilecekse, bu yiyecek bazen en bilinen meyve hatta bisküvi de olabilir. Nitekim Ladikli Ahmet Ağa, rahmeti Rahman'a kavuştuktan sonra bu ilmi oğluna devretmek isteyen gayb aleminden gelen 3 kişinin verdiği yiyeceği onların yanında önce bir lokmacık yemiş olan Zekeriya, daha sonra tadını beğenmediğinden bu yiyeceği sözde onlara çaktırmadan hasrı alt etmiştir. Ancak bu yiyeceği yemesinin akabinde ne olacağını öğrenince bu yiyeceği hasır altından çıkarmak istemiş, lakin yiyeceğin ortadan yok olmasıyla ancak ısırdığı kadar bir miktar gayb ilmine vakıf olabilmiştir. Anlayacağımız ortada bir de böyle bir durum var. Sonrası istidadınıza, gayretinize kalmış. Ancak ikram bir kere yağmaya başlamışlar için ziyaretler belli bir süreden sonra sıklaşmaya başlayacaktır. Ta ki 300'ler, 70'ler, 40'lar, 7'ler, 3'ler. Büdela, Nüceba, Nükeba, Kutuplar, Kutub-i İrşad, ilim nurunun zirvesi, Kutub-u Velayet, insan benliğinin zirve terbiyedarı ve Gavs-ı Azam makamlarına doğru bir seyir başlayacaktır. Ancak bu yolun yolcusu olmak bile en yüce payedir. Bu yolun yolcusunun gözünde dünyanın hayatının makamları 3-5 yaşındaki çocukların oyuncaklarıyla oynarken kendilerine verdikleri payeler gibi komik ve çocukça kalmaktadır. Ki işin aslı da budur. Hazreti Hızır Üniversitesi.
Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Eğer hayattaysa niye bazı alimler hayatta olduğunu kabul etmiyorlar? Sorusuna şu cevabı veriyor. Hayatın 5 mertebesi vardır ve her mertebenin farklı şartları bulunuyor. Birinci mertebesi bildiğimiz şu içinde bulunduğumuz hayattır ki pek çok hayatla mukayyettir. Hızır aleyhisselam hayatın ikinci mertebesinde yer aldığı için bazı alimler hayatta olup olmadığı konusunda şüpheye düşmüşlerdir. İkinci mertebe ise Hazreti Hızır ve İlyas aleyhisselamın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet levazımatıyla daimi mukayyet değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler içerler fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehli şuhut ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır'la maceraları bu tabakayı hayat tenvir ve ispat eder. Hatta makamı velayette bir makam vardır ki makamı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır'la görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telaki edilir olunur. Havvas'ın teknolojisi. Havvas'ın teknolojisi Esma-i İlahiye'ye bağlı olan sırlar. Onlar kendilerine verilen, kendilerine bildirilen Esma'yı 3-5 defa ya da her ne kadar tekrarlanması gerekiyorsa onu söyleyip sır olup gidiyorlar. Bize garip gelen, imkansız görünen şeyler maddeden beri o alemde öylesine sıradan ki o muazzam görünmeyen mücerred teknolojiden geriye sadece avam olan bizlere kalan miras sadece şu üçüdür. Şecere, soy ağacı, hırka mühür. Fakat Ladikli Ahmet Ağa vefat ettikten sonra oğlu Zekeriya'ya gelen gayb aleminin 3 atlısı da bu görünür mirası istiyorlar kendilerinde. Çünkü Zekeriya daha işin başında hikmeti anlayamamış mirastan olmuştur. Bunların da artık ehline verilmesi gerekiyordur. Yani bayrak teslimi gibi bir ritüel var ortada. Havvas'ın toplama yerleri. Kutsi gecelerde Mekke, Medine, Kudüs, Semerkant, Buhara, Şam, Roma ve İstanbul'daki çeşitli yerler buluşma noktalarıdır ki aynı zamanda dünya hayatında tarihten bu yana azami derecede ehemmiyete sahip az önceki 8 şehrin 4'ünün cennette bu mekana yakışır tezahürlerinin olduğu ifade ediliyor. Ancak tabir uygunsa bir de içtima merkezleri vardır ki uluların Mekke-i Mükerreme'deki zemzem suyunun başı berat gecelerinde toplanma yeridir denir. Nitekim Ladikli Ahmet Ağa'mız da bir berat gecesi evinde toplanan misafirlerin Ahmet Ağa bugün nereye gideceksiniz sorusu üzerine bu gece Mekke-i Mükerreme'de bir toplantı olacak. Harem-i Şerif'te zemzem kuyusunun başında her sene bu gece zemzem kuyusunun suyu coşar kabarır ağzına kadar gelir. Resulullah Efendimizin ruhaniyeti ve bütün peygamberler Evliyaullah orada toplanırlar. Orada hep birlikte dua yapılır. Sonra o kuyudan bir su içilir. Artanı da oraya dökülür. Oradan sonra su normalde çekilir. Zemzem kuyusunun suyunun bitmeyişinin hikmeti bu. Her sene bu merasim yapılır şeklinde verdiği cevapla bu durumu açıklamaktan çekinmemiştir. Havvas mücadelesinin yetki sınırı. Avamdan zaman zaman çok kişi sormuştur. Allah'ın kudretinden neveler taşıyan bu seçkinler o halde niye nükleer başlıklı füzeleri kitlemiyor, süpersonik uçakları düşürmüyor? Zalim başbakanları, komutanları merdivenden yuvarlayarak kafasını gözünü patlatıp zulmün önünü kesmiyor vesaire. Dilerseniz safça ifade edilen bu durumu da bu tarz bir sorularla karşılaşan Ladikli Ahmet Ağa'nın verdiği cevapla açıklayalım. Şahıs soruyor. Hacı baba, ne olacak bu dünyanın hali? Nasıl düzelir? Evlat, dedi şöyle sakin sakin. Bu çoban Ahmet var ya, kendisine hitabı öyleydi. Eğer müsaade etseler, 2-3 saatte dünyayı düzeltirim ama hikmetli ilahidir. Onu biz düzeltemeyiz. Emirsiz hareket edemeyiz. Bu hadiseler böyle olacak. Herkesin iman ölçüsü, cihat ölçüsü ortaya çıkacak. Mümini, münafığı, müşriği, kafiri ortaya çıkacak. Ve hadiseler gelişe gelişe ortaya çıkacak. Nitekim yetki ve izin meselesi bu. Milyonlarca adamı kendisini korumaları için besleyen Firavun'u bir üfürüklük canı olan sivrisinekle telef eden Cenab-ı Allah dilese bütün insanlığı secde vaziyetinde toplamaz mı? Toplar elbet. Fakat müddet ve imtihan meselesi.
Havas ve askeri hizmet. Tüm Havas adamlarında olduğu gibi peygamber ocağı olarak görülen orduya karşı özel bir ihtimam ve sevgi vardır. Sırf bizim milli tarihimiz ve bu milli tarihimizdeki yakın tarihte bile binlerce gayb adamının yardımı vardır ordumuzun neferlerine. Bırakınız Kıbrıs Harbi'ni, Güneydoğu Anadolu'daki terör belasında dahi bu kıyasla birçok olay yaşamışızdır. Halen daha nöbette uyuyan birçok asker gerekirse tokatlanarak uyandırılır. Hatta hastalanıp devreye çıkamayan birçok komutanın gece devriyede görüldüğü çok olmuştur. Ladikli Ahmet Ağa'da da azami bir ordu ve asker sevgisi vardır. Bu yüzden dışarıdan kendisini ziyarete gelenlerin ve istişare edenlerin çoğu asker. Çünkü az önce de değindiğimiz gibi o Türk ordusunun çarıklı Erkan-ı Harbi'ndendir. Bu yüzden adı çevresinde Gayber İclali'nin askeri kolunda görevli şeklinde çıkmıştır. Mesela Albay Necmi Sami Bey, Ladikli Ahmet Ağa'nın en sevdiği dostudur. O her an göreve hazır diplomat bir asker gibi Küba, Amerika arasında Küba'ya konuşlandırılan Rus füzelerinin Amerikan casus uyduları tarafından tespit edilmesi üzerine 3. Dünya Savaşı'nı engellemek için Cezayir dağlarında toplantıya tayyi mekan yaparken bir gün aldığı emrin pusula kağıdını dostlarına gösterdikten sonra Ladik'ten Washington'a 4 dakikada gidecek kadar hızlı görev adamıdır. Askeri istihbarata hainlik eden yanar. Bir ziyaretçisine Hacı Ahmet Ağa anlatmışlardı. Edirne'de askerlik yapan bir Türk çavuşu iki Bulgar subayına Edirne'nin askeriyeye ait planlarını ağır bir para karşılığı satmış. Kimsenin haberi yok. Manevi emir aldık. Yine iki arkadaş görevlendirildik. Bulgar subayları planları alıp kumandanlarına teslim etmek üzere merdivenlerden çıkarlarken bir anda arkalarından yetişerek birine ben, birine arkadaşım tepelerine vurduk. İkisi de merdivenlerden aşağı yuvarlandılar. Hemen ceplerinden planları alarak yerlerimize döndük. Sıra çavuşa geldi. Vatan haini olduğundan o da öldürülecekti. Terhis oluncaya kadar dokunmadık. Manevi emir öyleydi. Nihayet terhis oldu. Mülfetli bir parayla sevinerek binmiş memleketine dönüyordu. Memleketine gelip tam trenden inerken onun da tepesine vurduk. Sanki trenden düşüp ölmüştü. Böylece vazife yapılmış oldu. Kore Harbi ve Yarılan Kuşatma. Kore Harbi'nin olduğu devre yine bir ziyaretimde Hacı Baba'yı ziyaret etmek için Ladi'ye gitmiştim. Gece odasında misafir olduk. Yatsı namazına kadar beraber kaldıktan sonra Hacı Baba namaz kıldı ve sonra bizden müsaade alıp gitti. Sabah namazında geldi ve bize bugün Kore'deydik. Türk askeri çember içine girmiş. İmha edilmek üzereydi. Kurtarılmak için Mevla'dan izin çıktı. Manevi arkadaşlarımla Kore'ye yetiştik. Bizim askerin önüne düştük. Kafir askerleri bizi gördüler. Lakin bizim askerler göremezler. Kılıçları çektik. Küffar askerlerini kılıçtan geçirerek bizim askere yol verdik. Bakın sabah radyo haberleri verirken duyacaksınız dedi. Sabahleyin bir radyo getirdiler. İlk haberleri açtılar. Kore'de bulunan Albay Tahsin Yazıcıoğlu komutasındaki Türk çember içine alınmış, inanılmaz bir kahramanlık örneği vererek çemberi yarmış. Kafirleri perişan etmişler diye radyo haber veriyordu. Çemberi yaranın kimler olduğundan onların haberleri yoktu. İşte Allah'ın manevi ordularının görevleri. Ahmet Ağa ve Pilot Teğmen. Bir gün Pilot Teğmen uçağıyla eğitim uçuşu sırasında uçağı arıza yapıyor ve bir tarlaya mecburi iniş yapmak durumunda kalıyor. Her ne kadar yerde arızayı gidermişse de uçağın bu tarla üzerinden kalkmasının imkanı yok. Bulunduğu yer öyle ıssız ki çevrede canlı yok. Hocam emir verdi. Ahmet, git şu Pilot Teğmen'e yardım et. Uçağını kaldır dedi. Hemen geldim. Pilot çaresizlik içerisinde bocalamakta, ne yapacağını bilememekteydi. Selam verdim. Ne yapıyorsun delikanlı dedim. O da durumunu anlattı. Ben dedim ki, oğlum sen uçağı çalıştır, kalkış için ben sana yardım edeyim. Şaşırmış bir halde, nasıl yardım edeceksin dedi. Sen çalıştır, ben uçağı kaldırayım dedim. Hacı baba, kaç tonluk 4 motorlu bir uçak, nasıl kaldıracaksın dedi. Yavrum, sen çalıştır bakalım dedim. Neyse çalıştırayım bakalım dedi ve uçağı çalıştırdı Allah'ın izniyle. Bismillah, ya Allah deyip yardım edip uçağı kaldırdık ve uçup gitti. Pilot der ki, Hacı Baba uçağı kaldırıp da uçak havalanınca
uçağın kuyruk tarafına oturduğunu gördüm ve eyvah, Hacı Baba düşecek dedim. Bir müddet sonra Hacı Baba bulunduğu yerden kayboldu. Ben yine eyvah, Hacı Baba düştü diye müteessir olmuştum. Mensup olduğum karargaha varıp durumu ve başımdan geçenleri kumandanıma anlattım. Kumandanım bana, maneviyat adamlarından biri sana yardım etmiş dedi. Pilot Teğmen bu maneviyat adamları nerede bulunur acaba diye araştırma yapıyor. Şark'ta filan yerde var diyorlar. Tarif edilen kimseyi buluyor fakat aradığı ve gördüğü değil. Böyle birçok yerleri geziyor. Nihayet bir gün Konya'da Ladikli Hacı Ahmet Ağa'yı haber veriyorlar. Konya'ya gelip Hacı Ahmet Ağa'yı soruşturuyor. Kendisine Ladik kasabasını tarif ediyorlar. Bir arkadaşıyla taksiye binip Ladik'e gidiyorlar. Hacı Ahmet Ağa'yı sorarak odasını öğreniyorlar. Pilot Hacı Baba'nın odasına girip de kendisini görünce "Hah, işte bu amca." deyip elini ayağına sarılıyor. Hacı Ahmet Ağa "Oğlum, benzetmiş olabilirsin." diye gizlenmeye çalışırsa da pilot "Hayır, yanılmıyorum. O sendin." diyordu. Beraberce camiye gidip geldikten sonra o gün orada misafir kalıyorlar. Ertesi gün veda ederek yerlerine dönüyorlar. Genelde bedenen Ladik'in dışına çıkmayan bu zat-ı muhterem iş vazifelendirmeye gelince tayyi mekanla Avrupa, Amerika demeden kaşla göz arasında yok oluyordu. En iyisi daha fazla bu meselede kelam etmek yerine gelin siz araştırmacı yazar Mustafa Özdamar'ın kaleme aldığı 40 Kandil yayınlarından çıkan Ladikli Ahmet Ağa kitabını okuyun. Eminim benim söylemek istediklerimden daha iyisini kalbiniz size yorumlayacaktır. Evet değerli arkadaşlar, gelelim bu videonun belki de en önemli sorularından bir tanesine. Ledün ilmi nasıl öğrenilebilir? İlmi ledün Allah'ın kalbinde hayır görerek seçtiği ve bu ilmi öğrenmek isteyenlere öğrettiği özel bir ilimdir. Bu ilim sadece Hızır'dan öğrenilir. İlmi ledün gizli saklı ilim manasına geliyor. Allah'ın bilinen ve görünen fiziki dünya ilmi dışında Allah'ın batın ilmini de kapsayan çok özel bir ilimdir. Bu ilmin sahibi olan kişiler zaman kavramının dışında hareket edebilme yeteneğine sahiptirler. Bu sebeple aynı anda birçok yerde bulunabilir ve kainatın farklı yerlerinde gelişen olaylardan haberdar olabilirler. Aynı zamanda Allah'ın gök katlarında gezebilme yetkisine sahiptirler. Bu sayede levh-i mahfuzda bulunan kader hücrelerini ve siccinde bulunan kader hücrelerini görebilirler. Her insanın doğduğu günden öldüğü güne kadar ki zamanın birimi içerisinde yaşadıklarını kapsayan hayat filmleri kader hücreleri içerisinde bulunur. Kader hücrelerini görebilen ilm-i ledün sahipleri diledikleri kişinin geçmişini ve geleceğini, başına gelebilecek olayları, yaşadıklarını ve yaşayacaklarını bilebilirler. Hızır Aleyhisselam yaşamını hala sürdürmekte olan Allah'ın çok büyük bir dostudur. İlmi ledünü öğrenmek isteyen ve bir peygamber olan Hazreti Musa bile bu ilmi Hızır Aleyhisselam'dan öğrenememiştir. Bununla ilgili Kehf suresinin 65. ayeti kerimesinde Hızır'la Hazreti Musa arasında geçen yolculukla ilgili verilen bilgilerde Hızır Aleyhisselam'ın bu ilmin sahibi olduğu açıkça belirtiliyor. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve ledün ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Allahü Teala'nın Nem suresinin 40. ayeti kerimesinde kitaptan ilmi bulunan kişi olarak bahsettiği ve Belkıs'ın tahtını göz açıp kapatmadan getiren kişi de Hızır Aleyhisselam'dır. Hızır Aleyhisselam burada tayyi mekanı kullanmıştır. Kitaptan ilmi olan kişi, "Ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm," dedi. Süleyman böylece onun önünde durduğunu görünce "Bu Rabbimin bir fazlıdır. Ben şükredecek miyim yoksa küfür mü edeceğim diye beni imtihan etmek için," dedi. "Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir." Nem suresi 40. ayet. Tayyi mekan Allahü Teala'nın velilerine bahşettiği çok özel bir ihsandır. İnsanlık tarihinden itibaren dünya üzerinde Allah'ın güzelliklerini yaşayan veliler her devirde var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. Dehlevi bu ilim hakkında şöyle söylüyor. Ledünni ilim çalışmak ve gayretle ele geçmez. İhsan edilen kimselere mahsustur. Umuma şamil değildir. Peygamberlere verilen ilimler ve vahyedilen şeylerse umuma şamildir ve herkesi ilgilendirir. Yani peygamberler
bunları gönderildikleri kavimlere tebliğ etmekle, bildirmekle vazifelidirler. Bu bakımdan peygamberlerin ilmi, ledünni ilminden üstündür. Abdülhakim Arvasi ise şunları ifade ediyor. Emir Sultan ledünni ilme sahipti. Bu ilim 72 derecedir. İlk derecesinde olan bir ağaca bakınca yapraklarının sayısını, bir denize bakmakla damlalarının adedini, bir çöle bakınca kumlarının sayısını bilir. Kıyamet yaklaştıkça insanlar dinden uzaklaşmaya başlamaktadır. Eskiden kerameti görülen evliya çoktu. Fakat dinden uzaklaştıkça evliya azaldı. Kerametler görülmez oldu. Ledün ilmi unutuldu. Sapıklar çoğaldı, keramet inkar edilmeye başlandı. Kerametin hak olduğuna Kur'an-ı Kerim'den örnekler. 1. Hazreti Süleyman Sebe Malikanesi'nin tahtını bana kim getirebilir dedi. Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan önce onu getiririm. Buna gücüm yeter dedi. İlmi ledün yani ilmi batın sahibi olan Vezir Asaf bin Berhiya ise gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi ve bir anda getirmiş oldum. Nelm Suresi 38-40. 2. Hazreti Meryem peygamber değildi. Kocasız çocuk doğurdu. Hazreti Meryem mabette yaşar, yiyecekleri kerametle hep yanında hazır olurdu. Kur'an-ı Kerim'de hurma dalını kendine doğru silkele, taze hurma dökülsün buyuruldu. Meryem 24. Hazreti Zekeriya, Hazreti Meryem'in yanında taze meyve ve yiyecekleri görünce hayret ederdi. İşte ayeti kerime meali. Rabbi Meryem'e hüsnü kabul ederdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya onun yanına mabede her girişinde orada bir rızık görür. Ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor der. O da bunlar Allah tarafından diye cevap verirdi. Ali İmran Suresi 37. ayet. 3. Ashab-ı Keyf'in kerameti de meşhurdur. Ashab-ı Keyf yiyip içmeden, bir zarara uğramadan 309 yıl uykuda kaldıktan sonra uyanmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de işte bu Allah'ın kudretini gösteren delillerden biridir. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın buyuruluyor. Kehf Suresi 17-18. 4. Hazreti Musa'nın yanındaki gencin çantasındaki balık canlanıp suya gitmiştir. İki denizin birleştiği yere varınca balık şaşılacak derecede denize gitmişti. Kehf Suresi 61-63. 5. Kehf Suresinin 63. ayetinden itibaren Hazreti Musa ile ledün ilmine sahip bir zatın kıssası anlatılıyor. Evet değerli arkadaşlar, sizlere ledün ilmini anlatmaya ve örneklerle açıklamaya çalıştım. Yine bu konuya bağlı olarak sizlere havas ilmini ve tüm örnek ve detaylarıyla açıklamaya çalışacağım. Video yakında geliyor.